Sonunda sıra. Biliyorsunuz değil mi, bu şehirde şehir hatları, vapurları bir kadına, genç bir kadına, Sinem Dedetaş'a, genel müdür Sinem Dedetaş'a emanet. Şehir hatları vapurlarında en genç gemici, 22 yaşında Beyza Adıgüzel. İstanbul'un kadınları dosyasında, Gül Gündüz'ün özel dosyasında 3. bölümde sıra. Bir yolcu gemisi yanaşıyor, adı Beyoğlu. Beyza Adıgüzel, Beyoğlu'nun en genç gemicisi. 22 yaşında. Ben bu geminin üzerinde gerçekten çok mutluyum. Şehir hatlarının 5 kadın gemicisinden biri Beyza Adıgüzel. O da geleceğin kaptanlarından. En büyük hayallerimden bir tanesi burada staj yaparken burada ilk kadın kaptanlardan biri olmaktı. Ve ne şanslıyım ki burada ilk başta gemici olarak başladım. Uzun yıllar geçirdi Beyza gemide. Keyif de yaptı kimi zaman kahvesiyle. Doğum gününü de kutladı. Onun hayatı oldu gemi. Bu gemilerde staj yaptım ben lise yıllarımda. Yapamayacağımı düşünüyordum. İçten içe de insanların benim yapamayacağıma dair bir inancı vardı. Haftanın 3 günü 24 saat bu gemi üzerindeyim. İşte burası da gemide olduğunda geçirdiği odası. Dinlenme saatine çıktığında ilk aradığı kişi ise annesi. Ne haber anneciğim? İyi anneciğim, senden ne haber? İyiyim, ben de çalışıyorum. Bağlamaya geldik şimdi. İyi, hadi bakalım, Allah kolay. Teşekkür ederim, sağ ol. Ne yapıyorsunuz, yoğun mu bugün? Yoğun, aynı hattayız. Yine Kadıköy, Karaköy çalışıyoruz. İyi bari. Şimdi yemek yiyeceğiz de yemek yemeden arayayım dedim seni. Lisede de gemicilik okumuş Beyza. Şimdi üniversiteye gidiyor. Ama lise yıllarında beni yıldıracak çok fazla şeyle karşılaştım diyor. Yani arkadaşlarımdan ve ailemden, çevremden çok fazla tepki alırdım bu mesleği yapamayacağıma dair. Ailesi, arkadaşları, bir de her gün gördüğü yolcular. Beni gören insanların tepkisi şey oluyor. Ya sen bu halatı nasıl atabiliyorsun? Sen zaten halat kadarsın. Çok zayıfsın, yemek yemiyorsun ya da bu işi nasıl yapabiliyorsun? Ailen, çevrendeki insanlar nasıl izin veriyor bu duruma diye düşünüyorlar. Ama o ne istediğini biliyor. İlerleyen zamanlarda kaptan olmak istiyorum. Ki bizden sonra gelecek arkadaşlarımıza öncülük edip onları cesaretlendirmek istediğim için bu mesleği de yapmak istiyorum. Evet, sen bu mesleği yapabilirsin, senin de burada bir yerin var. Sen de buraya aitsin dedim hep kendime. O inançla bu zorluklar da elbette aşılacak ve aştıkça yükselecek Beyza. Tıpkı şehir hatlarının genel müdürü Sinem Dedetaş gibi. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Teknolojisi Mühendisliğinden 2004 yılında mezun oldum. Daha sonra yine Teknik Üniversitede Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. O başarı basamaklarını birer birer tırmanmış. Beyza'ya örnek olan isimlerin başında. Dizayn büro, klas kuruluşları, daha sonra kendi işimi kurdum. En son da şehir hatlarında genel müdürlük pozisyonunda çalışıyorum. Ben hani mutlu ve hakkını veren bir profil çizmeye çalıştım kendi hayatım için. Kadın işi, erkek işi diye bir ayrımla hiç karşılaşmamış. Şimdi yok olmaya yüz tutan bir değeri 500 yıllık Haliç Tersanesi'ni ayağa kaldırmaya çalışıyor. Çünkü burası kalan son kamu tersanesi ve ona emanet. Çünkü yok olan bir değeri tekrar hayata kazandırma, üretimin içine tekrardan tersaneyi var etme, bu tabii tarif edilemeyecek bir mutluluk. Üretmeyi seviyor. Önümüzdeki günlerde denize inecek olan deniz taksilerinin de fikir sahibi. Ya burası kalan son kamu tersanesi. Evet. Kalan son kamu tersanesinde yerli ve milli dediğimiz şeyi yaptık biz şu anda burada. Hepsi yani işte bizler tarafından geliştirildi, Türk mühendisler çalıştı. Sinem Hanım isimlerinin de şimdiden belli olduğunu söylüyor. İstanbul'un kuşları eşlik edecekmiş o taksi yolculuklarına. Hani şiirde de yelkovan kuşlarının peşi sıra, o ada senin, bu ada benim. Mesela oradan isim çok hoşumuza gitti. Kırlangıç, saka, martı, bülbül, karga İstanbul'un en çok rastlanan kuşlarından biri olduğu için şu an İstanbul'un kuşları serisiyle teknelerimizi isimlendirdik. İstanbul'da denizler onlara emanet şimdi. Dünyanın en güzel şehri burası. Halk Haber Merkezi'nin emeğini izledim.